Serkan Demirtaş'la Hürriyet Değil News'in Ankara temsilcisi. Serkan hoş geldin yayına. Hoş bulduk Yavuz. İyi yayınlar dilerim. Bilmiyorum özetleyebildim mi ama ciddi bir kaygı var Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin. Bunu görebiliyoruz. Bakanlar açıklama yapıyorlar. İadeye ilişkin kuşkular, kaygılar dile getiriliyor. Kerry'nin açıklaması hatırlatılıyor. Yeni Şafak'ta Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye kalktı Amerika diye haber yapıldı manşetten. Evet, Amerika Birleşik Devletleri diplomatların eşlerini, çocuklarını Türkiye'den ayrılmaları konusunda bir uyarı da bugün itibariyle gelmiş durumda. Gerilim at safhada gibi görüyorum ama tabii sen iyi biliyorsun, sen anlat bize. Vallahi Yavuz tabii söyledin aslında. Yani işin merkezinde Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde oturup oturmayacağı, yani Türkiye'nin talepleri doğrultusunda iade edilip edilmeyeceği merkezde yer alan konu bu. Ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda vereceği karar, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından da son derece belirleyici bir konu olacak. Şimdi tabii medyada birçok haber çıkıyor, birçok kesimden iddialar çıkıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin komutanları aracılığıyla işte yapılan bir takım gizli görüşmeler, Türkiye'ye gelen heyetler aracılığıyla falan. Tabii bunları doğrulatmak şu aşamada mümkün değil. Biliyorsun geçen gün Amerika Başkanı Obama doğrudan kendisi bu konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duydu. Evet. Hiçbir şekilde bizim bu konuyla önceden haberdar olmamız söz konusu bile değildir. Arkasında olmamız hiç söz konusu değildir diye. En yüksek düzeyden yalanlamalar geldi. Dolayısıyla bu beyanlara bir şekilde itibar etmek göstermemiz gerekiyor. Belki. Evet. Ama şimdi tabii bundan sonraki hukuki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile yapacağı müzakerenin, görüşmelerin bu işin seyrini belirlemesi açısından çok önemli. Şimdi gelecek hafta büyük ihtimal Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek muhataplarıyla bu konunun hem siyasi hem de hukuki boyutunu ele alacaklar. Şu ana kadar Türkiye geçen hafta itibariyle söyleyebiliriz. 21 Temmuz günü itibariyle Türkiye iade dosyasını içerisinde 15 Temmuz darbe girişiminden önceki suçlarla bağlantılı 4 adet dosyadan oluşan iade talebini Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. Ama tabii bunun asıl işin vehametini gösteren Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki kişi olduğunu gösteren yeni belgelerle, yeni delillerle herhalde bir dosyayla beraber gideceklerdir Sayın Çavuşoğlu ve Bozdağ ve bu kanıtlar doğrultusunda, bu olay doğrultusunda fazla vakit geçirmeden Fethullah Gülen'in talebinin iadesini talep edecekler. Amerika'nın vereceği kararda bundan sonraki ilişkileri gerçekten belirleyecek bir önemli olacak. Yani bana sorarsan ben şahsi fikrimle söyleyeyim. Evet. Yani bence yani Amerika Birleşik Devletleri bu noktadan sonra Fethullah Gülen'i Türkiye'yi iade etmek durumunda kalacaktır gibi görünüyor. Çünkü Türkiye'de Fethullah Gülen terör örgütü adında bir yapı ortaya çıkmış durumda. Özellikle 15 Temmuz gecesi yaşananlar çerçevesinde söylüyorum. Ve bu kadar önemli, bu kadar yoğun iddiaların olduğu bir süreçte zaten Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu iade dosyasında biz Fethullah Gülen'i yargılamak üzere alacağız diyor. Yani evet. Cezalandırmak üzere almayacağız. Yargılamak üzere alacağız. Çünkü çok iddia var. Bütün bu ifadeler ortada. O süreçte parmağı olanların, devreye girmiş olanların yapmış olduğu ifadeler var. Ciddi suçlamalar var. Ya en çarpıcı olanı da Hulusi Akar'ı işte kainat liderimiz Fethullah Gülen'le sizi görüştüreyim ifadesi, evet. Yani üst komutanının verdiği bunun Genelkurmay Başkanı kendisi açıklıyor ifadesinde, resmi ifadeye de geçmiş durumda. Ve buradaki aslında Fethullah Gülen'le ilgili iade işlemi gerçekleşmezse şöyle bir denge kurulmuş gibi görünüyor. Gerçekleşmezse Amerika Birleşik Devletleri evet bu işlerin içinde ve Fethullah Gülen'le beraber bu işi yaptı gibi bir kanı ortaya çıkabilir diye düşünülüyor anladığım kadarıyla, yorumlanıyor. Evet. Bu durumda peki, böyle bir durumda bir de tabii izleyicimiz de hatırlatmış, Robert Fisk'in darbe bir sonraki darbeye kadar engellendi sözü mesela, bunlar da evet. Çok dikkat çekmişti. İşte Heybeliada'da toplantı meselesi var. Bütün bunlara bakıldığında
Ne olabilir yani, kavga eder mi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, yoksa yüzünü mesela Rusya'ya mı çevirir, Doğu'ya mı, Çin'e mi? O çok konuşulan Yani mesele var ya ta evet, eskiden beri. ama şimdi tabii bu şimdi önce şunu bir koymak lazım. Türk hükümeti bu olayı nasıl değerlendiriyor? Yani bir kere hani Fethullah Gülen'in Türkiye'nin taleplerine rağmen iade edilmemesi veya bir başka ülkeye gitmesine göz yumulması Ankara tarafından düşmanca bir tırnak içinde söylüyorum. Net. Düşmanca bir hareket olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla bu Bu Türk-Amerikan çok önemli. ilişkilerine gerçekten çok ciddi bir darbe vuracak. Bunun Amerika tarafından ben algılandığını düşünüyorum. Ve zaten yani Washington'dan gelen mesajlar da yani ortak bir çalışma grubu kuralım. Bununla ilgili sizdeki belgeleri, bilgileri, kanıtları bir masaya yatıralım denmesi bence bir Bunun anlamda bunun kolaylaştırılması ile ilgili bir durum diye değerlendiriyorum. Ama tabii sonuç itibariyle bu bir siyasi karar olacak sonunda. Ve ben yani benim şahsi görüşüm Türkiye'nin talepleri doğrultusunda bu iade talebinin karşılanacağı yönünde. Hayır, eğer Amerika Birleşik Devletleri hukuki tamamen hukuki bir mülahaza yapıp Türkiye'nin sunduğu delilleri yeterli bulmayıp bu kişinin herhangi bir suç işlediğine ilişkin bize bir kanaat gelişmedi deyip barındırmaya devam ederse o zaman ilk etapta tabii Türk-Amerikan ilişkileri sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil yani örneğin bu bölgede birçok konuyla ilgili olarak uluslararası platformlarda Türkiye ve Amerika'nın başını çektiği birçok ortak proje var. İşte IŞİD'le mücadele, NATO var herhalde Afganistan'da en başta değil yapılan mi? NATO'da birliktelik var yani ya. tabii NATO şeyi var. Yani NATO'yu çok etkiler mi, Türkiye'nin oradaki pozisyonunu etkiler mi bilmiyorum ama Türkiye ve Amerika'nın işin içinde olduğu her türlü uluslararası Uluslararası sistemi sıkıntıya sokar. ilişkiyi, uluslararası projeyi, operasyonu etkileyecektir. Yani dolayısıyla gerçekten ucu görülmeyecek şekilde bir etkileme olur bu Türk-Amerikan ilişkilerinde. Bir de şöyle bakmak lazım. Amerika'da da şu anda bir seçim ortamı var. Yani Evet. tabiri caizse topal ördek bir yönetim var. Tam da aslında yeni gelecek hükümete, yeni gelecek yönetime bu meseleyi taşımamak için belki Amerika'daki derin devlet diyelim, derin işte establishment Yapı. dedikleri o yerleşik organizasyon seçimlerden önceki bir süreçte Türkiye'nin talebini karşılayarak hem Amerika'yı hem de yeni gelen liderliği rahatlatmak bu bölgede en önemli müttefik ülkelerden biri gördüğü Türkiye ile de ilişkileri bozmamak için bu yönde bir Bu adım önemli atabilir diye atabilir. düşünüyorum. Şu Türkiye'nin tabii buyurun. Amerika Büyükelçiliği'nin diplomatlarla ilgili aldığı kararı çok büyütmeyelim mi? Diplomat aileleri Yani Türkiye'den ayrılsın falan. buradaki tabii bu kararın aslında bir çağrı yapılıyor ve bırakmak isteyenler olabilirse elçilik olarak bununla ilgili bir kolaylık göstereceğiz deniyor. Yani toptan bir boşaltma kararı değil aslında. Kendi vatandaşlarının güvenlikleriyle ilgili demek ki Bir risk bir görüyor, değil kaygı mi? görüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, biz de tabii burada yabancılarla çalışıyorum ben daha çok. Yani hem Evet. okuyucularımız öyle. Bize de çok mesaj geliyor. Yani Türkiye'de şöyle bir iş aldım. Acaba 2 ay sonra ortam nasıl olur? Gelin mi? Kabul edeyim mi? Etmeyeyim diye. Tabii insanlar başka bir ülkede yaşarken oradaki atmosferi bizim kadar rahat okuyup değerlendiremiyorlar. Evet. Dolayısıyla bu tür kararları da tamamen can güvenliği perspektifinden bakmak lazım. Ben çok büyütmeme Büyütmeme taraftarıyım. taraftarsın. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Serkan. Katıldığın ve bilgi Ben verdiğin teşekkür için. Sağ ederim. İyi olasın. yayınlar.